büyük zatlar gelmiş. Yaşamış mesela vakti zamanında. Ama şimdi devamlı görmüyorsunuz. Arkası yok. Mevlana büyük bir zattı. Allah dostuydu. Ama bugün Mevlevilik yok. Yunus büyük bir zattı. Allah dostuydu. Salih bir kuldu. Ama yolu devam etmemiş. Böyle yolu devam etmemiş, bitmiş. Bir sürü yollar var. Bir sürü büyük zatlar var. Ama Şah-ı Nakşibendi yolu devam etmiş. Kaddesallahu sellem. Çünkü Hatme-i Hacegan'da ondan bahsederken zil feyd-ül cari ve nur-i sari diyoruz. Akıp giden bir feyzin sahibidir diyoruz Şah-ı Nakşibendi. Bir ırmak gibi, bir nehir gibi. Hepimiz Şah-ı Nakşibendi nur, feyz ve nispet ırmağında her gün yıkanıp temizleniyoruz. Bu böyle bir şeydir. Bu yol dilden kulağa değil. Bu yol kalpten kalbe giden bir yoldur. Kalpten kalbe. Bu yoldaki anka şu budur. Zümrüdü anka budur. Yani Seyyidina Molla Burhanettin huzuruna gittiğiniz zaman Allah nasip edecek, gideceksiniz. Huzurla oturduğunuz zaman inanın konuşacağınız sözlerin fazla bir kıymeti yok. Ben hep giden kardeşimle söylüyorum. Kalbinize gömülün onun huzurundayken ve kalbinizi Seyyidina'nın kalbine açın. Çünkü çok cömert bir kalp var karşınızda. Çok cömert bir nispet ve feyiz var. Seyda ile kaddesallahu Şeyh Burhaneddin de kalbinizle bağlantıya girmeye çalışın. Ben sorayım, şunu söyleyeyim, bunu diyeyim, o bana şunu desin, bunu desin. Şeyh Burhaneddin bunlara kapalıdır. Gittiğinizde göreceksiniz yani. Ama huzurunda oturduğunuz zaman, ama böyle ona yöneldiğiniz zaman onun aziz ve mukaddes teveccühüyle karşılaşırsınız. Onun vecihiyle karşılaşırsınız. Cenab-ı Allah bizi o kapıya layık etsin. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Gönülden gönüle gider yaroy 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 yar. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Gönül